İşte böyle. Seneler evvel Endülüs'ten bir çıktık, çıkış o çıkış. Size yurdunuzda neden neydi derviş? Bir rüya. Beni senelerdir diyar diyar dolaştıran ilahi çağrının peşindeyim. Endülüs'te bir boy mu vardır Doğan kardeş? Endülüs'ü hiç duymadın mı babam sen? Hiç kardeş. Vallahi mi? Yalan mı söyleyeceğim lan? Bazen o başını niye taşırsın diye düşünüyorum ha. O vücuduna ağırlık yapmıyor mu senin? Hadi oradan. Ya siz evlat, Halep neden? Emir Elaziz'e elçi olarak gönderilir. De bir türlü gidemezdik. Gidersiniz. İnşallah. Hazreti Peygamber'in dostu Hazreti Ebu Bekir hicret ederken bir mağaraya sığınır. Müşrikler de peşindedir. Mağaraya giden yolun izini bulurlar. Peygamber'in yol arkadaşı Ebu Bekir tedirgindir. Peygamber Efendimiz ona der ki, korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimledir. Orada küçücük bir örümcek onlara dünyanın en korunaklı zırhını örer. Yani mesele, Allah'ı kendimize yol dostu eyledik mi, eylemedik mi? Eylediysek her yol açılır, her yol gidilir. Eylemediysek yoldaşımız şeytan olur. Esselamu aleyküm. Aha şeytan. Ya bir sus densiz. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ateşi gördük geldik. Müsaade var mıdır? Buyurun gelin soframıza. Kara Toygar obaya bu kadar rahat saldırabildiğine göre içeride bir casusu olmalı. Gayı obasında hiç kimse Kara Toygar için bunu göze almaz. Siz ne konuştunuz Kara Toygar'la? Ondan mühlet istedim. Süleyman Şah'ı ikna etmek için. Verdiği mühlet bitmeden saldırıya geçti. Bize sığınan insanları bile korumaktan aciziz. İhtiyarlık Süleyman Şah'ı mecalsiz bıraktı. Obanın dirliği ve birliği elden gidiyor Gündoğdu. Önlem almazsak koca kayı boyu dağılacak. O benim babamdır. Ama boyun geleceği daha önemli. Nedir kafandan geçen? Ertuğrul'un Halep'ten dönmesini bekleyeceğim. Eğer eli boş dönerse bir an bile durmam. Peki ya babam? Babam canımdır, kanımdır. Ama Oğuz Töresi neyi söylerse onu yaparım. Oğuz Töresi duymasını bilene çok şey söyler evlat.